önerilere girdim. Aa! Bu ne be burada? Ne yapıyorsun burada? Kimsin sen? Eller yukarı. Ne yapıyora benziyorum? Eve gelmeye çalışıyorum. Yemek var ya hani. Taksici öyle yolun ortasında indirince... ben de öyle arka kapıdan yollar bulmaya çalıştım kendime. Ayrıca gerçekten çok görevinizde bir beyefendisiniz. Maşallah buraları duruyor, her yer çamur olmuş. İnsan bir kontrol eder ya. Geçer geçer. Bir su mu bir şey getirsene lütfen. Ya ne bu ya? Hilal'cim, arkadaşın gelecek mi yoksa onu bekleye bekleye yaşlanalım mı sofrada? Aradım, açmadı. Vallahi hiç böyle yapmazdı ama. Tamam, öyleyse biz başlayabiliriz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Herkese iyi akşamlar. Kusura bakmayın, ben birazcık geç kaldım. Ece, iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hiçbir sorun yok. Yani aslında buraya gelmeye çalışırken geç kaldığım için ben arka kapıyı kullandım. Takside falan bir sürü şeyler oldu. Ben sana onu anlatırım. Evin arka kapısı yok ki. Evet, yok. Ben de işte böyle talihsiz bir olayla öğrenmiş oldum. Merhaba, ben Ece. Hilal'in İngiltere'den arkadaşıyım. Merhaba. Merhaba. Ben Ece. Belli. Memnun oldum Ece. Murat ben, Hilal'in abisiyim. Bu da Onur. Ya biz birkaç saat önce tanıştık kendisiyle. Evet. Murat sanırım en büyük abi. Cevan abi Antalya'da. Hilal, kardeşim var diyordun Elif. O nerede, yok mu? Gelir o da birazdan. Biz başlayalım mı artık yemeğe? Tabii ki başlayalım. Ben zaten çok açım. Açlıktan ölüyorum. Sarmıyor, dayanamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yemek çok güzeldi bu arada. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Vallahi bu kadar özene ben de şaşırdım doğrusu. Bu bizim her akşamki soframız, öyle değil mi Selvi'cim? Ben de seni böyle görünce bu akşam düğüne falan gidiyorsunuz zannettim. Merhaba. Elif, ablacığım şimdi mi geliyorsun? Elif oturma sofraya, yemek bitti. Bu gece yemek yok sana. Anneciğim, abicim bizim size bir haberimiz var. Biz Onur'la nişanlanmaya karar verdik. Ne? Nasıl olur kızım? Siz daha çok yeni tanışıyorsunuz. Ben de aynı şeyi söyledim. Söyledim. Onur, yanlış anlama, seni çok sevdim de... bu ne acele yani ha abicim? Bence de canım. Yani böyle aceleye getirdin ya, insanın aklına başka şeyler geliyor. Ben resmiyet seven bir adamım. Yani böylelikle birbirimizi daha rahat tanırız. Eve girip çıkarken hem ben hem siz kendinizi daha rahat hissedersiniz diye düşündük. Evet, ben Civan abimle de konuştum. Yarın ilk uçakla İstanbul'a geliyor. Aylardır gelmiyordu. Hayret. Ama tabii Civan Hilal'e çok düşkündür. Çok. Çok düşkün Onurcuğum yani. O yüzden ben sana kolaylıklar dilemek isterim. Bu nişan ne zaman? Yarın akşam. Hayda.
Şöyle biz abim gelmişken aile arasında halledelim dedik o yüzden. Hamile misin sen? Anne. Hayır tabii ki. Öyleyse ne bu acele? Ben sizi yalnız bırakayım. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Böyle yangından mal kaçırır gibi. Elif. Ben Ece. Ablanın arkadaşıyım. Sana yemek getirdim. Teşekkürler. Ay. Yemek yasakmış bu gece bana. Annemi duymadın mı? Yani yemek yiyorsun diye bence seni kimse tutuklamaz. Hem öyle bir şey olsa bile ben seni kurtarırım, merak etme. Sarma. Yani bütün gece sarma yedim bence sen dedeni. Abi dayanamayacağım, hep yiyeceğim. Bir şey diyeceğim, ben ablanla İngiltere'den tanışıyorum ama... seni orada hiç görmedim, neden? Bilmem. Ben daha çok burada arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Yani o kadar haklısın ki, ben olsam ben de burada arkadaşlarımla kalmayı tercih ederdim. Yani yetişkinler çok sıkıcı. Sen? Sen yetişkin değil misin? Onu ne yapacağız? Bak bakalım bana, sence ben yetişkin miyim? Yetişkin olmadığımın kanıtı annem benden hiç hoşlanmadı. Annem zaten kendinden ve Cevan abimden başka kimseden hoşlanmaz. Senin ayakların niye çıplak? Yani yetişkin olmadığımın bir diğer kanıtı... Uzun hikaye, sana bunu sonra anlatacağım. Çıplak ayak olmak çok rahatlatıcı. Yani bence sen de denemelisin. Çünkü insan bütün negatifini bırakıyor, toprağa bırakıyor. Öyle bakma, sen de denemen lazım. Ver, ver. Gel, 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 gel. Geliyorum. Hemen çıkart ayakkabılarını, hemen. Gel buraya. Dur. Gerçekten toprağa, çimlere ilk defa basıyormuşsun gibi hissettim. Kuşacığım aşırı rahatlamadım. Evet, çok iyi geldi. Bak şimdi kapat gözünü. Tamam. Gerçekten böyle derin bir nefes al. Bütün yüklerini bırakıyorsun böyle. Toprağı hisset, çimleri hisset. Elif Hanım, üşüteceksiniz. İçeri girin lütfen. İşte. Bana huzur bu kadar. Geldim. Teşekkürler. Pişt. Onur, Onur. Hilal nerede? Hilal gelmedi mi hala? Ay, bu arada bir şey diyeceğim. Seni içeride çekiştire çekiştire bitiremediler bir türlü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Hiçbir sorun çıkmayacak eğer onu merak ediyorsan. İnan umurumda değil ama ben de sana bir şey söyleyeyim. Bak her şey olacağına varır. Kendini hazırla. Hah, ne oldu? Ne yaptın, iyi misin? Ne oldu? Nasıl geçti? Ne dedi annen? Her zamanki gibi annem tüm sorumluluğu Civan abime devretti. Ben kaçtım, size iyi konuşmalar. Tamam, problem yok. O zaman Civan abinin gözüne girmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hatta bence yarın onu beraber karşılayalım. Ne dersin? Harika olur. Güzel.
Benim biraz işim var. Evet, benim de biraz işim var. Sağ ol bu arada bıraktığın için. Kafeye mi girdin sen? Ya senin kafede ne işin var? Hani işin vardı? İki tane mi kahve aldın? İkinci kahve kim bilir? Şimdi yakaladım seni. Yakaladım seni. Sen beni mi takip ediyorsun? Kim o kadın? Hangi kadın? Hangi kadın mı? Gömleğiniz tam istediğiniz gibi Onur Bey. Buyurun. Teşekkür ederim Deniz Hanım. Deniz Hanım, bu arada sizi tanıştırayım. Bu Ece, Hilal'in arkadaşı. Merhabalar. Merhaba. Benim kısa bir işim var, hemen geliyorum. Tabii ki. Nişan için takım lazım da malum. Sen utanabiliyorsun da. O zaman kahveyi hak ettin. Double shot espressoydu değil mi? Afiyet olsun. Güzel. Madem seni takip ettim biliyorsun. Neden bir şey yapmadın? Kiminle dans ettiğini anla diye. Kötü kahve bu. Ayrıca soğumuş. Soğumuştur.
Şimdi izin olursa benim denemem gereken birkaç takım daha var. Sana iyi günler. Var sende bir numara var ama çözeceğim. Çözeceğim. Bu arada yakışmış. Aşkım, merak etme, güzel geçecek. Tamam. Ha, toplantı salonunu hazır edin, tamam. Abi. Hoş geldiniz Yuva. Hoş bulduk, hoş bulduk. Canım benim, oh, 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 nasıl özledim ben seni, oy canım benim. Hoş geldin. Ben de seni çok özledim, İyi ki geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? Pişt, pişt. Ne oldu? Sen gerildin mi? Beni germek o kadar kolay değildir Ece. Diyorsun. Diyorum. Şurada böyle uzun boylu kaslı bir tip var, bize bakıyor ama Onur. Evet o. Emin misin? Böyle bir çeneni falan kastın, kask kadı kesildi. Uy, ürperdim resmen. İyi, en azından tipi bir şeye benziyormuş. Abi, lütfen rica ediyorum, benim için nazik ol. Ben ne zaman kaba oldum ya? Hadi gel tanışalım. Hoş geldiniz Civan Bey. Hoş bulduk Onur, hoş bulduk. Memnun oldum. Ben de. Hanımefendi kim, kardeşin mi? Yok. Allah korusun. Biz de dün tanıştık. Ben Ece. Hilal'in Londra'dan arkadaşı. Ha şu meşhur Ece. Yani Hilal çok bahseder senden, evet. Ya nihayet bir beni hatırladı. Yani çok unutulacak birine benzemiyorsun. Sağ ol. Civan Bey, eğer yorgun değilseniz bir kahvenizi içerim. Bu nişan meselesi biraz aceleye geldi. Kendim açıklamak isterim. Ben de çok isterim. Ben de çok isterim. Ancak ben buraya kardeşimin, canımın bir tanemin tek başına geleceğini düşünüyordum. Biraz yorgunum da. Toplantılarımı da ona göre ayarladım. O yüzden kusura bakma Onur. Tabii ki. O zaman siz ne zaman müsait olursanız... Olacağım. Olacağım tabii. Olmaz olur muyum? Ama biz önce bir odamda konuşalım seninle, değil mi hayatım? Abi Onur da mı gelseydi? Biz bir... Abi kardeş, aile içinde bir konuşalım. Tabii tabii Hilal, siz abinle baş başa konuşun. O zaman akşam nişanda görüşürüz. Evet, görüşürüz nişanda. Sen de geliyorsun değil mi? Tabii ki. Güzel. Hadi Hilal, hadi, hadi. Civan Koral bir, Onur Karasu sıfır. Sen benimle mi gelirsin yoksa taksiye mi binersin? Tabii ki seninle geleceğim. İstanbul'da taksiye binilir mi? Abi, iyi misin? Ne oldu? Şekerin mi düştü senin? Vallahi şekerim, karaciğerim, dalağım, böbreğim hepsi yerlerde. Nereden çıktı bu nişan meselesi ya? Londra'ya gidecektik biz. Taktın sen de bir Londra diye abi ya. Ben araştırdım bu Onur'u, kuyumcuymuş. Evet, tamam, ne var bunda? Ya ne demek ne var ya? Ne demek ne var ya? Kızım başka sektörde adam kalmadı da tuttun bizim sektörümüzden mi birini seçtin yani? Ya bizim bu kaçakçılık işlerimizi öğrenirse? Nereden öğrenecek? Aklına bile gelmez, fazlasıyla dürüst bir adam.
Hem sen beni bile bu işlerin dışında tutuyorsun. Merak etme, ruhu duymaz. Ayrıca sen bir bak, bir tanı, belki de... Belki de işimize yarar diyorsun. Aynen öyle diyorum. Niye? Aferin benim kardeşime ya. Aferin benim kardeşime. İyi bir bakalım, araştıralım. Abicim seviyoruz ama aptal değiliz. Evlilik öncesi sözleşme. Evlilik deme, evlilik deme. Tamam. Ben daha nişan sözcüğüne alışmaya çalışıyorum. Evlilik nereden çıkıyor ya böyle? Tamam. Sakin ol, bir şey demedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.